Kabaca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere S-Line'den sipariş vermiş olduğumuz ürünlerin kutu açılımını yapacağız. Bu videoyla niye karşınızdayım onu da detaylandırayım. Ürünü sipariş veriyorken resimleri büyütemediğimiz için çok detaylı bilgiye sahip olamıyoruz ürün görsellerinde. Bundan sebep birkaç çeşit yakın çevremizde işte ürünler sipariş verdik arkadaşlar. Birkaç çeşit ürün var. En azından renk konusunda nasıl görünüyor? Ebatları ne şekilde bilginiz olsun, sizi de biraz bir nebze aydınlatmış olayım açısından video çekmek istedik. Umarım da faydalı olur sizler için. Şu şekilde kutuyu açıyorum arkadaşlar. Bunlar giyim eşyası, onunla dile getireyim. Bu ürünleri ben dahil herkes S-Line'den sipariş verebiliyor arkadaşlar. Yani sadece bize özel bir sayfa değil. Sizlerin de çok rahat satın alabileceği bir sayfa. X-Large tişört arkadaşlar. Lacivert olarak aldık bunu. Daha sonra medium beden. Bu yağmurluk mu tam olarak bilmiyorum. Yağmurluk diye adlandırılan malzeme. Şimdi tek tek açacağım arkadaşlar bunları. Şu mont olarak geçiyor arkadaşlar. Beden medium beden. Bizim çalışan arkadaşlarımızı aldık hep birlikte. Daha sonra X-Large beden polar var arkadaşlar, kapşonlu, bunu ben kendime aldım. Siyah mont arkadaşlar, bu yeğenimin. Yeşil mont arkadaşlar, bu da X-Large beden. Belki X-Large da almış olabilirim, bilmiyorum. Kalıp olarak nedir bir şey diyemeyeceğim. Bu da mont diye geçiyor arkadaşlar. Daha sonra stil medium beden, bunu bizim ustaya aldık. Gene polar arkadaşlar. Daha sonrasında beyaz bir tişört aldık arkadaşlar. Rakamı çok uygun. Bunu da dile getireyim. En azından bu tarz ürünler 50 lira mıydı? Yaklaşık 50 lira civarında. Bunlardan hediye verebiliriz. Şöyle kafamda 3 kişi var arkadaşlar. 3 kişiye saat, fazla saat aldığımız için saat hediye edeceğim. O kişileri ben kafamda belirledim. Bu şekilde izah edeyim sizlere. Bu da arkadaşlar gene mavi mont, bunu da bir müşterimiz aldı, samimi olduğumuz müşteri. Daha sonrasında çim biçme traktörü olarak adlandırılan anahtarlıktan arkadaşlar. Bunlardan getirtmiştik, az gelmiş o saat videosunu. Bunların büyük bir ihtimal arkadaşlar stoğu tükenmiş. Bir tane çim biçme gelmiş, bir tane çim biçme traktörü gelmiş. Biz bunlardan 5 tane yazmıştık. Bu gibi durumlarda şöyle bir şeyle karşılaşılıyor arkadaşlar. Geçen bir müşterimiz ürün satın aldığı zaman yanında E sapı satın almış arkadaşlar. Ekstra olarak E sapı kollarının içerisinden çıkmadı. Bunu da ithalatçıyla görüştüğümüz zaman ürünün ödemesinin geri iade edildiği hakkında bilgi verildi. Bunu da dile getireyim. Yani eksik geldiği zaman sizin kredi kartına neyle ödeme yaptıysanız ona geri geliyor arkadaşlar, ödemesi bu şekilde belirtildiler. 5 tane de bere aldık arkadaşlar. Berelerimiz vardı önceden. Gene de harcayacağım, bere satın aldık. Başka da bir şey kalmadı. Bereleri ilk başta bereden başlayayım size. Açalım. Bu şekilde arkadaşlar, gayet güzel. Stil yazıyor. Stil markasını, bir stil ürünü kullanan arkadaşlar için şu şekilde bere satın alabilirler. Bunu bu şekilde göstereyim. Aleykümselam abi. Bu large beden arkadaşlar. Mont. Şimdi large bana olmuyor. Ben X-Large beden görüyorum. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu Husqvarna'nın yeri X-Large arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bendeki göbek kimsede yok. Şu şekilde duruyor. Kalıplar tabii ki üreticilere göre değişebiliyor arkadaşlar. Ben en azından renk tonlarını telefonla çektiğim gibi görebilmeniz açısından yardımcı olmaya çalışacağım. Large beden arkadaşlar. Mont. Şu şekilde gösterelim mesela. Şurasında cırtlı gözler var arkadaşlar. Cep. Stil logosu siyah. Burada aslında renkli basılabilirmiş.
Fermuarlı cebi var. İki tane sağında solunda. Ekstradan harcayan. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Daha sonra şurada körük gibi bir şey kullanmışlar. Yan cepleri mevcut arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Tabii yukarıdan aşağıya kadar iniyor. Yani buraya bayağı bir şey sığar. Aynı şekilde burada da var arkadaşlar. Renk tonu biraz hani böyle fotoğrafta çok algılayamadığımız için lacivert demeyelim ama bunun tonu ne diye de geçiyordu bilmiyorum. Şimdi topluca spor. Gri tonları gibi bir şey. Kapşonu fermuarlı arkadaşlar. Kapşonu çıkartabiliyorsunuz. Kapşonun kenarlarında lastikler mevcut. Hani soğuk havalarda kapşonun rüzgar girmemesi açısından lastikleri gerdirerek yüzünüzü daha fazla yani başınızı koruyabilirsiniz. İç kısmı da bu şekilde. Bakalım içerisinde cep var mı? Harcayacağım. Bir cep yok. Burada bir ekstra farklı bir kumaşı var arkadaşlar. Hani sıcak tutar mı bilmiyorum. Şöyle bir denemeye çalışayım bakayım bana. Large beden olacak mı? Olmayacak kesin de. Large giyen var mı arkadaşlar? Yakup sana olmaz o. Bana olmuyor zaten abi. Yani biz istas görüyoruz. Ya durum bu şekilde. Müşterisi var abi. Bunun şeyi var, sahibi var. Sipariş üzerine geldi bu. Bu montumuz bu şekilde arkadaşlar. Gayet de hani bol cepli, onu söyleyeyim. Bunu da buraya atalım. Hepsini tek tek açacağım size. Bu yağmurluk şey, tişörtü göstereyim. Bunda renk olarak beyaz seçeneği var arkadaşlar. Bisiklet yaka. Sadece stil logosu bulunuyor. Baktığınız zaman bu medium bana olacak gibi ha sanki. Bol olabilir arkadaşlar. Bunu özellikle stil marka alana hediye. Yok o şekilde bir iddiamız yok abi. Neden diye sorarsan stokta olmaz. Veririz deriz bu sefer sıkıntı yaşarız abi. Şöyle söyleyeyim. Bunu yeğenim olduğu için yeğenim giydiğinde çekeceğim arkadaşlar. Onu da dile getireyim. Bu medium beden olan. Ya olur mu ya? Altı geçiriyor. Şimdi sırtı bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafı böyle. Bu da lacivert olarak geçiyor. Şurada stil, motor testere ve stil logosu var. Beyaz yazıyla arkadaşlar. Burada cepleri mevcut. Bu şekilde bunu da videonun içerisi polar. Zaten malzeme polar arkadaşlar. Sıcak tutacak gibi görünüyor. Bunu da videoya ekleyeceğim. Ustanın üzerine giydirip çekeceğim arkadaşlar. Medium. Ha Ömer, çıkar montun dostum, bir mediumsun sen de. Doğru mu? Gel bak. Ya sırf size şey böyle bir ön bilgi olsun namına çekiyorum arkadaşlar. Hemen geleceğim abi. 10 dakika müsaade et bana. İyi dostum. Şöyle. Usta seninkini bana kaptırdık. Sen tak hadi. Usta güzelmiş ya. Benim oldu. Şöyle dört. Turla. Görüntü güzel. Normal günlükle giyilebilecek bir şey arkadaşlar. Dön bu tarafa dostum. Onu poşetine koy al. O ustanın. Lamplar da çok sağlam yapışmış naylonların. Şöyle arkadaşlar. Bu rengi ben kendime aldım. Yeşil. Hani siyah çok dedim şey olmasın. Karanlık kalmasın. Stil yazısı siyah basılmış arkadaşlar. Burada hani dediğim gibi yani farklı renk tonunda da olabilir. Yeşille biraz bir nebze belli oluyor ama kumaş su geçirmez kumaşlardan arkadaşlar. Biraz iplik şeyleri var. Bunları mesela makasla alabilirsiniz. Hatta bazen çıktığında dikişte çıkabiliyor arkadaşlar. Çekmeyin. Yakın. Şöyle iç kısmını göstereyim. Bu daha farklı. Burada iç cebi var. Burada iç cebi var arkadaşlar. İç kısmı polar. Çok kalın bir malzeme değil.
normal mevsimlik gibi kullanabilirsiniz. Yanlarda yine diğer mont gibi arkadaşlar. Cepleri var fermuarlı. Cepler çok büyük değil ama normal, buraya kadar geliyor gerçi. Bakın şu uç kısma kadar kullanabiliyorsunuz. Ceplerini gösterdik. Alt cepleri. Üst cepler de şu şekilde arkadaşlar. Hatta telefon gördüğünüz zaman giriyor. Aynı şekilde de tam karşısında var. Bunun da kapşonu lastikli ayarlanabilir. Ve fermuarlı arkadaşlar. İstediğiniz zaman sökebilirsiniz. Bileğinizin olduğu kısımda bu şekilde bileğinizi rüzgar girmesin diye kapatabileceğiniz bir cırtı mevcut. Şu an mesela çok soğuk hava olmamasına karşı mesela giyilebilecek bir şey. X-Arch beden arkadaşlar. Ben de X-Arch giyiyorum. Cuk diye oturdu kalıp mesela. Düzgün. Kolları da düzgün. Bakayım esnemesi nasıl bilmiyorum. Durumu arkadaşlar. Hemen telefonu attığımız zaman şuraya ne oluyor? Bir bakalım görüntü açısından. Bu. Şimdi şuradaki lastikler arkadaşlar şurayı düzüyor. Mesela şöyle çektirim. Ayarını kurcalamayayım da. Mesela bu şekilde kafanıza rüzgar girmemesi açısından böyle bir avantaj sağlıyor. Rengi de güzel. Haki yeşil dedikleri yeşil herhalde. Doğru mu? Yeşil diye geçiyordu herhalde. Esnenler daha detaylı mesela fotoğrafları büyütebilecek konumu olmuş olsa daha güzel olurdu. Bunu da buradan dile getirmiş olalım. İzleyen olursa. Bu da aynı benim az önceki kendime aldığım montun medium beden arkadaşlar ve siyah. Kesimleri her şey aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Hakkı sen bir giy bakayım bunu. Hakkını. Yeğenim medium beden giyiyor. Boy var. Ayrı konu. Ve gayet güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Aynı benim yeşil haki montun aynısı arkadaşlar. Su geçirmez özelliği var. Yani ne kadar suya dayanıyor bilmiyorum. Hani bunların bilgisini de almadım. Ben direkt hani kumaşları daha önceden kullandığım için. Ben bunu polar olarak aldım. Polar diyorum pardon. Aynı bunun gibi. Yarım fermuarlı diye. Fakat full fermuarlıymış arkadaşlar. Bu siyah ve bildiğim polar gibi oldu. Büyük gelecek herhalde. Kapşonu çekmeye çalışıyorum. Hatta şöyle kafama atayım. İlk defa sana büyük gelen bir şey yok. Vallahi bilmiyorum. Oğlum X-Arch. Kalıplar değişebiliyor. Yani X-Arch mı aldık yanlışlıkla diye. Buraları tamam. Aslında çok büyük değil. Kolları uzun. Kollarını da kestirebilirim arkadaşlar. Yani terzide işlem yaptırabilirim. Şurası güzel. Daha önceki giydiğimiz gri olanı güzeldi arkadaşlar. Yarım fermuardı. Daha avantajlı. Burada stil yazısı biraz daha böyle büyük ve bütün yazıydı. Hani böyle sadece etrafı sarılı değildi. Large olsaymış daha iyi olacakmış. Large olsaymış daha iyi olacakmış. Evet. Yani alınabilir mi tekrar? Gerek yok. Hemen kollarını ayarlayacağız. Ya da bir tane X-Arch müşterimize hediye edebiliriz arkadaşlar. Arkasında yazıyor mu? Yok. Yazmıyor. Durum bu. Kolunda yazıyor. Kolunda yazıyor. Sırf şu yazı burada var diye. Ben onu da o bahsettiğim polarda arkadaşlar beğeniyordum o durumu. O yüzden bunu aldım. Yoksa ustada hani ustanın almış olduğu bedeni alacaktık. Bedeni diyorum pardon. Modeli. Bu da Ömer Efendi'nin yağmurlu. Yağmurluk değil bu mont diye geçiyor. Mont. Rakamlar pahalı değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Stil yazısı beyaz olarak yazılmış. Gördüğünüz böyle kabartma. Artık elyafı mı derler. Bakın ağız koruma. Yani şuraya kadar çekebiliyorsunuz büyük bir ihtimal. Şurada kumaş farklı. Yan cepleri mevcut. Cebe baktığın zaman bayağı büyük. Şuradan şuraya kadar cep var arkadaşlar. Aynı şekilde burada da bak.
Net görünüyor değil mi? Hakkı sen bir şöyle bir odakla istersen. Komple boydan fermuarlı ve kapşonlu. Kapşonu bu şekilde hemen arka kısmını da göstereyim. Giydireceğim şimdi kamera. Giydireceğim sana. Medium beden arkadaşlar bu. İçerisi de bu şekilde. Şu kısımları deri gibi, bir suni deri tarzı. İç cebi var. Sağda ve solda. İçini de şöyle göstereyim. Ömerciğim buyurun. Bir dene. Aslında medium ile small arasında kararsız kalmıştık. Small da olabilirmiş sana. Doğru mu? Yani deneme yanılma yöntemiyle bazı şeylerde beden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu da ince yağmurluk stili. Üstte bir tane cebi var. Şuradan şuraya kadar geliyor. Daha sonra yan cepleri var arkadaşlar. Cep bu kadar. İçerisi fileli olarak gördüm şimdi. Sağda ve solda alt cepleri var. Daha sonra kolunda arkadaşlar kalem takılabilecek, yani kalem konulabilecek çakmaklık gibi bir şey. Buraya ekstra bir dikiş atmışlar. Boydan burada bir herhalde dikim hatası var. Çünkü yok, buraya da dikmişler. Görüntü olarak o şekilde olmuş zannediyorum. Yarın buraya artık kibrit mi konur, başka bir şey mi konur bilmiyorum. Aynı şekilde burada da var. Ona da bakalım. Yani kısa. Ama neden o şekilde yapılmış bilmiyorum inanın. Boğazlı ve şurası. Kapşon yok bunda arkadaşlar. Kalın. Şu kısımları. Burayımızı açtık. Böğrümüz görünüyormuş. Medium'du değil mi Hakkı bu? Evet. İç cebi. Fileli. İç kaplaması var arkadaşlar. Abdullah tut. Abin iyi versin, bunu bir gösterelim hemen. Yani kendimce sizlere tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi stil, lacivert tişörtümüzü açıyoruz. Şu an tişört giyecek hava olmadığı için bunu deneme fırsatımız yok. Seyircilere ne var? Seyircilere hediyemiz var abi. Ama sana yok. Sana başka bir hediye vereceğiz. Şimdi X-Art stil marka arkadaşlar. Burada sırtında da var. Şu kısmında da var. Şuraya gösterelim istersen. Yakasının içerisinde. Beyaz logolu, stil logolu daha doğrusu, düğmeli. Buna V yaka mı diyorlar? Lokos. Polo yaka. Polo yaka, tamam. Yani pek giyim şeylerin terimlerini bilmem arkadaşlar. Lacoste şeyi mi oluyordu, kumaşı mı oluyordu? Her Lacoste. Evet, kumaş bu şekilde, tişört arkadaşlar. Bunu da artık ilerleyen zamanda üzerimize görebilirsiniz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bereleri gösterdik, hepsini gösterdik. Eğer mesela bu tarz ürünler satın almak isteyen varsa Stil'in Instagram sayfasına girerek tanıttığımız şekilde görebilirler arkadaşlar. Tabii herkesin bedeni birbirinden aynı değil, onu söyleyeyim. Biz bol, hani tereddüt ettiğimiz şeylerde bol olanları alıyoruz ki terzilerde dikiş yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Dikiş en azından, hani dikiş derken kestirip daralttırabiliyoruz ama güvenliğiniz sağlam bir terziye gidin ki, çünkü daha önceden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü itfaiyeciler için verdiği, abim bu tarafta, gönüllü itfaiyeciler için verdiği şeyi terzi direkt şu kenarlardan kısaltacağı yere, daraltacağı yere sırtından yazıları birbirine üstüne bindirmişti. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık. En azından güvenli terzilere de giderek küçülttürebilirsiniz de büyük beden gelirse arkadaşlar. Umarım videom sizler için fayda sağlamıştır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.